Merhaba web teknoloji Bu videomuzda sizlere Android tablet veya telefonunuza joystick gamepad kol artık adını ne diyorsanız onu bağlamayı göstereceğiz. İlk önce gerekli malzemelerimizi sayalım. Bir tane OTG kablosuna ihtiyacınız var. Bir tane USB kablosuna ihtiyacınız var. Ve bir de tabii ki de bir tane joystick'e ihtiyacınız var. Bizde böyle gördüğünüz gibi Sony PlayStation 3 joystick var. Bunu yapabilmeniz için tabletinizin kesinlikle rootlu olması lazım. Bu göstereceğim uygulamayı kullanabilmek için. Rootlu olmayan cihazlarda maalesef çalışmıyor. Daha sonra marketten Sixaxis Controller isimli uygulamayı indiriyoruz. 5.57 Türk Lirası bir fiyatı var bunun. İndirmeniz lazım oradan. Uygulamayı yükledikten sonra direkt açıyoruz uygulamamızı. Uygulama bize açar açmaz şunu soruyor. Giriş yöntemini belirlemeniz lazım. Klavyeyle mi gireceksiniz yoksa hani bağladığınız cihazla mı girmek istiyorsunuz diye. Burada bunu ayarlamak istiyor musunuz diyor. Evet deyip burada gördüğünüz gibi Sixaxis Controller çıktı bunu seçiyoruz. Tamam diyoruz. Ve uygulamaya geri dönüyoruz. Daha sonra OTG kablosu ile birlikte PlayStation joystick'imizi bağlıyoruz. Bu elimdeki görmüş olduğunuz kablo standart bir USB kablo ince olanlardan değil. PlayStation 3'ün yanında gelen şarj etmeye yarayan kablolardan. Bunun bir ucunu da OTG'ye bağlıyoruz. Ve bunu da tabletimize bağlıyoruz. Taktıktan sonra zaten PlayStation'ın LED ışıkları yanıp sönmeye başlıyor. Bir şeyler olduğunu o da farkında. Joystick'imizi bağladıktan sonra Start diyoruz. Burada çeşitli yazılar çıkmaya başlıyor. Rootlu cihazlarda böyle bir izin isteği çıkıyor. Buna izin veriyoruz. Daha sonra listening for controllers diyor. Bunu gördüğümüz zaman joystick'imizi başarılı bir şekilde bağladık demektir. Zaten bu başarılı bağlamayı şu düğmeye bastığımız zaman ana ekrana dönmesinden anlayabiliyoruz. Tekrar gelelim buraya. Burada change IME diye bir seçenek var. Bunun şimdi ayar yapana kadar Samsung klavyede kalması lazım. Samsung klavye ayarladık onu. Daha sonra oyunu oynayabilmemiz için oynamak istediğimiz oyundan bir screenshot almamız lazım. Oyundan screenshot almak için şu minigore oyununu denemedik, indirdim ben bunu. Giriyoruz oyuna. Evet, oyundan screenshot'ımızı aldık. Daha sonra çıkıyoruz oyundan. Tekrar Sixaxis axis controller'a geliyoruz. Daha sonra uygulamanın içindeki seçeneklere geliyoruz. Buradan Touch Emulation seçeneğinden Edit Touch Profiles diyoruz. Şimdi karşımıza böyle beyaz bir ekran geliyor. Burada Double Tap for Menu diyor. İki kere tıklıyoruz ve karşımıza şu alt tarafta görmüş olduğunuz menü geliyor. Şimdi biz az önce bir ekran görüntüsü almıştık. O ekran görüntüsünü buraya aktarmamız lazım. Change background deyip burada almış olduğumuz ekran görüntüsünü atıyoruz. Gördüğünüz gibi yamuk bir şekilde çıktı. Bunu da düzenlemek için tekrar çift tıklayıp edit background'dan döndürüyoruz. Döndürdükten sonra yine alt taraftaki seçenekleri açıyoruz. Add button diyoruz. Şimdi burada gördüğünüz gibi bizim PlayStation'ımızın joysticklerini buldu. Bu oyunda sadece yönlendirme ve ateş etme tuşu var gördüğünüz gibi. Ona göre bir ayar yapmamız lazım. Geliyoruz. Mesela cross'u yani çarpıyı alalım. Gördüğünüz gibi ekranın ortasına bıraktı. Şuraya bırakıyoruz. Yani diyor ki hani ben X'e bastığım zaman şuraya basmış gibi algıla diyor. Yönlendirmeyi de ayarlamamız lazım. Yine çift tıklayarak buton ekle diyoruz. Sol analogumuzu atasın buraya. Şöyle koyalım. Bazı oyunlarda şöyle bir şey var onu da söyleyeyim. Mesela ekranın şu tarafı tamamen yönlendirme ile alakalı. O zaman şu tutup bunu büyütebilirsiniz. Ancak şimdi mesela ortalama şu kadar bir şey yetecektir. O önemli bir ayrıntı onu atlamayın derim. Daha sonra bunu save etmemiz lazım. Her oyun için ayrı bir profil oluşturmamız gerekiyor. Yeni diyelim. Oyunun adı mini gordon. Mini yazayım şu şekilde. Save diyoruz. Ve daha sonra yine Sixaxis uygulamasının ana ekranına geliyoruz. Burada ilk başta hatırladığınız gibi Samsung Keyboard'u ayarlamıştık. Şimdi bunu Sixaxis Controller'ı ayarlıyoruz. Tuşları ayarladıktan sonra şurada nan yazan kısmı değiştiriyoruz. Mini koymuştuk adını hatırlarsanız. Mini alıyoruz. Artık bu dakikadan sonra Joystick'i çıkartabiliriz. Change IME'de Sixaxis Controller'ın kayıtlı kalması lazım. Yani orasının aktif olması lazım. Çıkıyoruz. Mini Gore'a girelim. Gördüğünüz gibi Sixaxis'ten hiçbir kablo bağlantısı olmadan oynayabiliyorum oyunu ateşi çarpıya ayarlamıştım. Bu uygulama sayesinde gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde oyunları oynayabiliyoruz. Şöyle basit bir oyunda da göstereyim size bunu. Tekrar açıyoruz. Mesela şimdi buradan başka bir oyun için ben atama yapmıştım. Şöyle gelelim. Tabi burada şöyle bir şey var. Hani bütün düğmeleri atabiliyorsunuz. Ben hızlı olsun diye çok az bir düğmeye atama yaptım. Gördüğünüz gibi şu şekilde çok rahat oynayabiliyorsunuz oyunu. Dilerseniz burada yukarıdaki pause tuşuna start düğmesini atayabilirsiniz. Tamamen nasıl rahat oynayacaksanız ona bağlı aslında durum. Özetlemek gerekirse Sixaxis Controller sayesinde PlayStation Joystick'inizi kablosuz bir şekilde bağlayabiliyorsunuz tabletinize veya telefonunuza. Tabi Android olması şartıyla bir de Root'ta olması şartıyla. Uygulamayla ilgili sorun yaşarsanız bu videonun altına yorum yazın ya da bize Webtekno'nun sayfasına yorum yazın. Bizleri Twitter, YouTube ve Facebook hesaplarımızdan takip edin. Aynı zamanda webtekno.com'u da takipte kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.